hafta Kurban Bayramı'na özel Kurban Pazarı'ndayız. Şimdi yanında bir abi var. Tesadüfen bir yere geldim. Ustam senin isim neydi? Hamit Karakaya. Hamit Karakaya. Nerelisin abi? Aratolu'yum kardeşim. Aratolu'sun. Ne satıyorsun burada? Kurbanlık inek satıyorum. Simental. Simental inek satıyorsun. Simental'in özelliği ne? Niye simental diyorlar? Kardeşim, simental'in özelliği et ürünü. Simental her zaman ette para eder. Ama gel gelin sütü az olur. Yani yemin torbası 100 lira şu anda. Ben malıma 13 lira çekiyorum fiyat. Şu anda kurban ağzı olduğumdan kimse fiyat veremiyor. Anladım. Hamit abimin malı simentalmiş, 13 bin lira fiyat çekiyor. Tam et ürünü diyor fakat satamadın. Niye satılmıyor? Ancak alfa ürünü gider. Şu anda millet mal çok olduğundan piyasa düşük. Şundan bir ay önce mallar çok yükseldi efendim. Anladım abi. Peki şimdi biz bu işin inceliklerini bir öğrenelim. Abi şimdi bunun inceliği var mı? Yani satarken neye göre pazarlık yapıyorsunuz? Kardeşim, satarken malın etine, boyuna, bacağına bakın, perdesine bakın. Süt ürününde perde önemli. Bacak önemli mallar. Simental malın süt az olur. Süt de süt alacaksın, alt baş alacaksın, ala alacaksın. Böyle hayvanların sütleri iyi olur. Anladım. Ama et ürününde et de yapacağım diyorsan simental alacaksın. Peki şimdi sana bir müşteri gelse, ben bu ineğin başında beklesem, sana bir müşteri gelse, onu senin yerine ben satsam olur mu? Satamam hemşerim. Niye? Sen satıcı değilsin, satamam. Ya kaç para istiyorsun sen? 13 lira diyorum. Üstü benim olur. Üstü senin olur kardeşim. Tamam. 13 bin lira istiyormuş şimdi. Üstü benim olacak. Üstü senin kardeşim. Peki var mı bunun bir inceliği be? Böyle bir hilesi hurdası bir şey hilesi, var mı? Hilesi hurdası yok hemşerim. Adam gelecek. Gelecek. 13 lirayı verecek, götürecek. Ama o şimdi aşağı çekecek. Abi aşağı da çekse 13 liradan bir kuruş. Ben o zaman 15 desem. 14,5, 14,250. Kaç verirsen üstü senin. 13'ten üstü benim mi? Üstü senin. Tamam, 20'den açarım o zaman ben bu işi. 13'e kadar indiririm, 13'ten sonra satarım. 13'ten sonra kaça satarsan sat senin. Tamam abi o zaman, seni ben şöyle kenara dinlenmeye alayım. Tamam. İneğin başına ben geleyim. Gel abi. Bakalım yapabilecek miyim? Abi, yapabilirsin, yapabilirsin. Bağırmak serbest mi burada? Serbest hemşer. Bağırmak serbest. Tamamdır. Simental inek. Simental kardeş. Tamamdır, şimdi abimin ineğini ben aldım. Bir tane mi ineğin var bir sadece? Tane. Niye bir tane? Abi benim ineğim bir tane besler, temiz beslerim ben. Anladım. Bir tane olur, temiz olur diyor. Şimdi hayvan pazarındayız. İneğin başına ben geçeceğim. Müşterileri bekleyeceğim. Bakalım gelecekler mi? 13 bin lira istiyor kendisi. 13'ün üstü senin dedi. Şöyle 14'e falan satarsak 1000 lira çıkar. Onu da 3 kişiyiz zaten burada. Hasan abi, Batuhan, şöyle 350 lira. Kısa günün karı deriz. O zaman ineğin başına geçiyorum. Bakalım müşterisi gelecek mi efendim? Hamit abimin simental ineğinin yanındayım. Şu anda inek bana emanet. Maşallah bu da böyle yani simental dedikleri kadar var. İneğe çok yakın bir açıdayım. İnşallah beni tepmez, bir şey yapmaz. Hamit abim şu anda yan tarafta bekliyor. Ben ineğin başındayım. Bakalım müşteri bulup satabilecek miyim? 13'ün üstü benim de. Gel vatandaş, gel. Bak gördün mü? Şimdiden daha böyle. Senin ineğin ne abi? Yaklaş yaklaş, gel gel gel. Senin ineğin ne? Simental. Sen kaç istiyorsun? 13,5. Abi niye bu 13'den gidiyor bu simentalin? Simentalin piyasası 13 lira ama. Evet öyle. Tamam, bunu satayım sonra seninkine geleyim. Tamam kardeş. Tamamdır. Senin isim neydi abi? Hikmet Körpınar. Hikmet Körpınar abim de şu anda bana talip oldu. Gel benim ineği de sat diyor. Hala müşteri bekliyorum. Bakalım gelip alacak olan var mı? Şu anda hala ineğin başında bekliyorum efendim. Yalnız inek benden korkuyor, ben inekten korkuyorum. Gel vatandaş. Geldim abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Alıcı mısın? Ciddi alıcı mısın? Abi alıcıyım. Ölücüler yazmasın. Espri yapıyorum. Nereden geliyorsun abi? Aksaray abi. Mal arıyorsun. Evet, kurbanlık. Tamam, beğendin mi? Hoşuna gitti mi? İyi abi, iyi. Anlar mısın maldan? Kuyruğunu falan elliyor adam, bildiğin anlayıcı. Ben bunu hayatta satamam. Tamam, kaç para veriyorsun onu söyle, öyle şeye girmeyelim çok fazla. Abi ne istiyorsun ya, fiyat değil. 14,5. 14,5 mu? Abi çok istedin ya. Kaç vereyim abi? 2000 liraya mı vereyim Allah aşkına şu hayvana bak. 300 kilo eti var bunun. Ya 300 kilo eti var da abi 14 lira, 14,5 da çok pahalı ya. Sen kaç veriyorsun? Ya abi 9 lira verelim. Kaç? 9 lira verelim. 9 lira istiyor. Ya şunu söylerken utanman lazım. Dur abi niye utanacağım, bu pazarlık ya. Pazarlık sünnet. Şimdi dur abi. En sevdiğim bölüme geldik, gel. Şu değneğe ver, koronadan dolayı çok tamam, fazla abi. El tokalaşmayalım. Kaç diyorsun? Abi 9 lira. Ben 14,5 diyorum. Olacağını söyle abi, hızlı salla biraz. 13.
9250. Ya ben biner biner iniyorum, adam 200-200 çıkıyor. Abi yine 2-2 in, korkma. Korkma abi, mal satılacak. 12750. Abi 250 neymiş? Yaklaş yaklaş. 250 neymiş abi? 250. Tamam 12. Abi biraz daha hızlı olsa. 12. Abi 9.5 vur. Sat. Ya adam sat. Vermiyor. Sat. Dur lan, golü vardı. 11. Abi 9750 sat. 10.5'tan aşağı inersem. İnme abi o zaman. Ben de veremem. Tamam kaç veriyorsun, kaç? Abi 9750 dedim. Daha ne? Tamam 9750, adam gidiyor. Ben başka satamayacağım bunu. Sat abi sat. Sat 9750. Sat salla. Tamam. Helal olsun, hayırlı olsun. 9750. Tamam abi. Nereye gitti malımız? Aksaray abi. Hangi köy? Belediye arsaları abi. Belediye arsalarına simental ineğimiz, hayırlı uğurlu olsun. Adam benden 13 bekliyor. Ben 9750'ye sattım ineğini. Bakalım Hamit abim geldiğinde ne tepki verecek? Abim malı alıp götürebilirsin. Götür ustam, yani aracın maracın var mı? Var var abi, sıkıntı yok. Tamam, araçla götürsen ustam. Şu anda 9750'ye sattım. Hamit abim arka tarafta dinleniyor. Birazdan gelir. Geldiğinde bakalım ne diyecek. Hamit abi. Gel abi. Aleyküm selam. Şöyle seni kenara alalım. 9750. Ne yapıyorsun sen kardeşim ya? 9750 mal mı veriyorum? Manyak mısın sen ya? 14'ten adam almıyor. Kaçın lan. Olur mu lan? 20 torbası almış 100 lira. Sen manyak mısın hemşerim ya? Şu an çok kötü bir şey yaptım galiba. Ne diyor bu? 9750 diyor. Bitti abi, pazarlık bitti artık ya. 9750 verilmez hemşerim ha? Verilir, verilir. Ben verdim. Verdi adam abi. Lan manyak mısın oğlum sen? 9750 verilmez ya. Adam istedi, ne yapayım, kıramadım. 20 torbası olmuş 100 lira. Ya belediye arsaları bize yakın oturuyormuş. Yabancıya gitmesin dedim. Olur mu hemşerim? Manyak mısın sen ya? 400 kilo eti çıkar o hayvanın ya. Şimdi bu saatten sonra pazarlık bölünüyor mu? Olmaz. Satmam hemşerim ya. Satmam diyor. Vallahi abi bilmiyorum ya. Ben sattım. O aldık biz. Ben vermiyorum. Kaybol lan. Kaybol. Şu anda bir tane pazarlık aşamasında olan iki bir alıcı bir satıcı var efendim. Bakalım aralarını bulabilecek miyim? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ustam sizi bir tanıyalım. İsmim Kahraman Çelen. Nerelisin? Aksaray'ın merkezi. Hangi köy? Ağaçekent köyü. Ağaçekentli bir abim var şu anda yanımda. Sen alıcı mısın? Ben alıcıyım efendim. Ustam kaç istiyorsun buna? 7.5 dedim ustam. Sen ne diyorsun? Ben dedim hiç şey yapmayalım. 1.5 lira 4 kişiyiz, 6.000 lira verelim. 7.5'a 6.000 lira şu anda aradaki fiyat. Bakalım aralarını bulacak mıyım? Şöyle bir tutuş o zaman bir. Ver dayı. Sen söyle, sen bir daha söyle. 7 olsun dayı. 200 daha verip yiyelim ben. 7'den aşağı olmaz dayım. Olmaz daha 7'den aşağı. Alınmaz, alınmaz. Al. Kaç veriyor? Kaç istiyor? 7'den aşağı olmaz. 7 verilir mi şuna ya? El kadar hayvan. 4'te. Olmaz. 4 liraya vermezsem bunu. Dayı şu mal 4 liraya olur mu? Koyun satıyorlar şurada 4 liraya. Vallahi koç satıyorlar şurada 4 liraya. Küçücük ya, küçücük 7 istenirmiş. Allah'tan kork. Küçücük mü olur şurada koç satıyorlar 4 milyara. Bu kaç ya? Keçi kadar mal. Kaç lira istiyorsun ya? 4'ten çıkma abi. Dayı 250 300 kilo gelir. Abi bak uğraşma. Para her şey yapar. Götüreceğim. Tamam 4000'e 4000. 4000 olmaz. 4.5. Olmaz. Bıraktırma, bıraktırma. Sıkı dur. Hayır. Kalsın. Tamam 4.5. 4.5. 4 lira. Olmaz abi, kalsın. Olmaz. Tamam daha, sen de hadi durma bize. 6700 dayı, başka da olmaz. 6700 ne? Abi verim, sakın dayı. Verme. Ben küçücük hayvan. Almam abi, ufak abi. Yok dayı. Ya ufacık şu hayvanı nasıl alayım Allah aşkına? Olmaz dayı, 2-3 kişi gelir. Kaç kilo çıkar yerim? Kaç kilo, kaç kilo? Bir anlaşamadın abi, biri 4 diyor, bir arada uçurum var reis. Makas çok açık. Öldürdü ama orada koç veriyorlar 4 milyara. Tamam hadi ya. bir daha. Tamam. 5'te abi. Abi 6 7 verilmez. Kafayı yeme. Manyak mısın? Ben tek bir şey söyleyeceğim sana. Söyle dayı. 5 liraya veriyorsun. Tamam. 5'e 5. Olmaz. 5. Olmaz dayım, olmaz. Hiç olmaz. Allah yalan, billahi yalan. Allah yalan. Yalan. Çok istiyor. Çok. Bu 3 lira önceden. Bak 3 lira diyor ya. Her gelen ben gene 5'i demişim. Kalsın bana. Tamam hadi. Sen de işine bak kardeş, kalsın bana. 5'e sat işte ustam. Kalsın kardeş. Havadan 5 lira gelecek bak. Yok kardeş, kalsın malım. Şu an... Benim malım sattık diye kalsın. Nasıl sattık diye? Burada sattık ne işi var? Sattık diye kardeş, bırak. 5 lira. Tut. Olmaz. Tamam olmaz. Hadi. Tamam 6'ya çık. Vallahi 6'ya çıkacağım. Bir şey altı. Daha dedi dayı, tamam hadi. 6 de. Ver ben. Çok olur. Boş gitmeyeyim. 6 lira kaldı. Bildim. 6 lira. Hayırlı uğurlu olsun. 6. Hayırlı uğurlu olsun dayı.
İşte bu. 7,5'tan 6 aldık. Abi hayırlı olsun. Benim şeyim ne? Karım ne? Senin karın al. Kaç aldın? Kaç aldın? 6. Bir dolayı. Verelim lan parasını. Oo işte hazır. Cash çalışıyor. Şuradan bize de bir 50-100 lira bir şey düşmez olur mi? Olur baba. O düşer düşer. İşte bak. Ağaca gitti miydin? Ağaca gittim. Ağaca gittin adamı işte ya. Yufka yürekli bak. Aralandı buldum. 1500 lira indirdim. 100 lira da bize atıyor. Buradan çay parası olsun. Tamam ben de alayım da. Verelim abi. 100 lira. Abi senin isim neydi? Kahraman Çelen. Kahraman abime çok teşekkür ediyorum. 100 lira kısa günün karı. Nasıl? O parayı geri verme sakın diyor. Vermeyeceğim zaten. 1500 lira indirim yaptırdım aldım. Yalnız çok istedin sen de. Yok abi olur küçücük ya. Küçücük hayvan ya. Şurada 4 liraya kuş sattıra düve verdim ya. Daha ne vereyim. 3 kişi girer bu kurbanlığa. 3 kişi keser bunu. Neyse 6000'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ben paramı alıyorum yoluma bakıyorum efendim. Evet şu anda tekrar sıkı bir pazarlığın içindeyim. Selamun aleyküm. Ustam bir saniye bir durun. Evet, alıcı mısın satıcı evet, mı? Alıcıyım abi. Sen satıcı? Evet. Ne satıyorsun? Kurbanlık. Ne? Satıyorum. Kuzu mu? Kuzu. Kaç para istiyorsun? 1200. Çok istiyorsun. Çok değil abi. Sen kaç veriyorsun? 900 abi. Tamam bir siz bir yapın ben pazarlığı. 950 aldım olmaz lan. Olmaz abi. Ustam abi 950 olmaz, ya. Olmaz 1150. 1000 lira abi sana. Olmaz abi olmaz. Oldu abi. Olmaz abi. 1050 anlaşın. Anlaştım abi. Abi. Kırmıyor bunu. Şaka yapıyorum. 1050 verilir mi abi? Verilmez mi abi? Kardeşim bir git yapma. Şu kadar hayvana. Doğru söylüyor ya bak. El kadar hayvana. El kadar hayvana 1050 lira para istiyor. Maliyeti yüksek. Allah'ını seversen. Neyin maliyeti yüksek? Sen bir kaybol. Bir buçağa da vermem bunu. Bir kaybol. Sen niye yapıyorsun öyle ya? Şu an ben yine... Abi kurban olayım bir gidelim. Beğenine tamam. Kan dapka atıyorsun. Olmaz. Bir kaybol, bir kaybol. Yani tam... Sattık diye, sattık diye. Tam anlaşıyorlardı. Tamam, gittiler hararetli bir şekilde. Ben yine bir pazarlık yapayım dedim. Bozdum yanlışlıkla. Gel gel. Anlaşma, anlaşma. Verilmez o para. Verilmez mi? Verilmez. Neden abi? El kadar hayvan 1050 lira verilir mi? 700 bu nedere? Tut lan abi. Kurban olayım sen 700, 700. Abi gitti abi kaybol ya. Olmaz, olmaz. Sen bir kaybol ya, ayıp ediyorsun ama ya. Kanalı kırma ya. Ya ben zarar mı edeyim, kanalı ne yapayım? Türkiye, ya birinden de zarar et, ne oldun? Abi, olmaz, olmaz. Sen bir kaybol, hadi işine bak sen. Sen başka yerde bir çekin. Beni gönderiyorlar, tam pazarlıkta adamlar anlaştı, ben geldim. Üreticiyi öldürüyorsun hemşerim. 1050 liraya alıyordu ama ben haklıyım, şu koyuna 1050 verilmez. Sen bir kaybol. Senin abi, isim ne? Sen sinema film neye çek abi, burası senin için diyor. Senin hadi isim abi, ne? Benim ismimi bırak abi, öldürdün. Nerelisin? Taşpınar, Taşpınar. Taşpınarlı abim, abi. Çok istiyorsun. Sen film niye çek? Kapadokya'ya git, Ürgüp'e git. Senin buranın işi değil abi. İyi kaybol. Beni hadi ısrarla gönderiyorlar. Hadi, hadi, hadi. Bana burada iş yok hadi ama aralandı bozdum. Ustam kusura bakma. Sıkıntı yok abi canım sağ olsun ya. Kurban olayım. Sıkıntı yok abi. Hakkını helal et. Helal olsun hadi abi. Hadi kaybol sen. Eyvallah hadi kolay gelsin. Kurban pazarında çekimlerimiz esnasında dinlenmekte olan amcamların yanına geldim. Oturup biraz böyle laflayayım dedim. Biraz dinleneyim dedim. Çünkü biraz önce bir pazarlık yaptım bir de pazarlık bozdum. Birisi beni kovaladı diyebilirim. Gerçi ikisi birden kovaladı. Simentali satarken de böyle az daha dayak yiyecektim. Abicim merhaba. Merhaba. Seni bir tanıyalım mı? İsmim Duran Erdem. Ağacören'den geliyorum. Ne iş yapıyorsun abi? Hayvancılık, çiftçilik. Mal mı satıyorsun burada? Evet. Ne satıyorsun? Şişek, toklu. Koyun yani küçük baş. Evet. Kaçtan gidiyor? Vallahi geçen senekiyle aynı 1500. Geçen sene kaçtı onu da bilmiyorum. 1500, 1600. Abi çok diyorsunuz ya. Ama şişek bir 40 kiloluk eti var. Yani ne bileyim 1500, 1600 diyor. Yanımdan bir tane koyun çıktı böyle aynı atların şeyden çıktığı halde. Şu an gidiyorlar herhalde satılmaya gidiyorlar. Birazdan onların da bir pazarlığını yapayım veya bozayım efendim. Evet. Hayvancısın, hayvan satıyorsun. Çobanlık var mı? Evet tabii çoban olmadan hayvancı olunmaz ki. Bu işin zorlukları nedir abi çobancılığın? Vallahi zorlukları piyasanın istikrarı yok. Şimdi her yıl kurban tatilleri 9 gün oluyor. Vatandaş kurban kesmek yerine tatile gidiyor. Bu da üreticinin elinde kalıyor, çobanın elinde kalıyor. Kalınca zarar ediyor. Yani işin istikrarı kalmıyor. Anladım. Sende toplam kaç koyun var? Vallahi şu an 200'ün üzerinde, 250 civarında. 250 civarında. Evet. Kaç tanesini sattın? Şu an acer 30-35 tane sattım. Abi çok az satmışsın. Alan olmayınca kime satacaksın? Peki daha böyle kurbana var, arefesi var bunun, kurbanın birinci günü var. Yani daha satılır mı? Yani tahminin kaç bu yıl? Hepsini satar mısın? Yok, satılmaz. Elinde kalan ne olacak? Elinde kalan benim olacak.
tekrar götürüp yayacaksın. Başka ne yapacaksın? Satarsan paran olacak, satmazsan malın olacak. Mala da yedireceksin, borcun olacak. Borcu da nasıl ödeyeceksin onu Allah bilsin gayrı. Anladım. Evet. O zaman şu an Aksaray'daki tüm hemşehrilerimizi burada satıcılar zor durumda. Yani gelip burada bir görmelerinin yerinde almalarını istiyoruz efendim. Evet. Buradan bir çağrı yapalım Aksaray halkına. İsim neydi abi sen, özür dilerim. Duran Erdem. Duran abim burada yani içeriye girdiğinizde görürsünüz zaten. İçeri girdiğinizde küçük baştan hemen sağ tarafında oturuyor kendisi. 100-150 tane şişek ve toklu var. Evet. Şişek ve toklusu var. Yani buraya gelip Duran abimle bir sohbet etmenizi, bir röportaj yapmanızı öneriyoruz. Biraz da indirim yapsın gelenlere. Zaten yapıyoruz. Maliyetine, kurtarına veriyorduk ama. Kaç veriyorsun en son? Ya şimdi malına göre 2000 liralık malı 1600 liraya, 1500 liraya kadar vereyim. 1300 liralık malı 1000 liraya vereyim. Yani zararına. Anladım abi. Yani sen her türlü indirim yapıyorsun. Yapacağın, yapmak zorundasın. Ya, vatandaş borçlu. Borcun günü geliyor. Zararına da olsa. Mecbur satacaksın. Ne yapacaksın? Borç milyoneriyik zaten. Anladım. Hayvancılar olarak. Anladım abi. Ben abime çok teşekkür ediyorum. Şöyle hayvan pazarında tekrar bir dolanayım bakalım neler bulacağım. Abi sana iyi satışlar diliyorum teşekkür ben. Teşekkür ederim, sağ ol. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Şu anda bir tane ağılın içindeyiz. Yanımda birisi var ama tanımıyorum. Direkt beni ağılına davet etti. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni bir tanıyalım. Şöyle kameraya dönelim. Cemil Şanlı Sultanhanı Aksaray. Yetiştirmiş olduğumuz kurbanlıkları kurban pazarında satmaya geldik. Kaç tane var? Elimizde aşağı yukarı 20-25 tane var ama kurbanımızın tadı yok. Ben satayım bunu. Sen kardeşim, sat sana 100 lira vereceğim ben. Tamam. O da benden olacak sana. Tamam, 100 lira. Buradan çıkınca yemek paramız. Nedir bunun püf noktası? Bunun püf noktası merinos olması. Hayır, ben satarken ne diyeceğim? Satarken abi sana diyeceğim ki benim malım sattık diyeceksin. Tamam, merinos bu. Kaç kilo et var? Bundan kaç kilo var? 85 kilo et var kardeşim bunda. 85 kilo. Beni kandırmıyorsun değil mi? Beni kandırmıyorsun. 85 kilo ağırlığı gelir. 55 kilo da et yaparım malım. Beni kandırıyorsun gibi geliyor biraz. Niye kandırayım? Çünkü orada 40 kilo dediler hayvan kadar koyuna. Hemşerim sana bir şey söyleyeyim. Her caddede yürüyeni Müslüman sanmayacaksın. Sen ne diyorsun baba? Doğru söylüyor. Yalnız şu an koyunlar bu tarafa doğru koşuşturmaya başladılar. Evet, gördünüz, bir tanesi kameranın önünden geçti. Az daha kamerayı devirecekti. Tamam, o zaman benim koyunum sattık diyorum. Alıcımı bekliyorum. Abi seni şöyle kenara gönderin, nasıl satılıyor, sen bir bak. Bakayım 15. Kardeş. Bunu ama kol çırpmadan olmaz, kolumu koparırım ha. 2000 lira al. Ben bunu 2000 lira satmasam sen gör. Sat kardeşim, haydi göreyim. Daha fazla satarsam 100 istemem, daha fazla alırım. Sen 2000 liraya satarsan malın 500'ü senin, 1500'ü benimdir. Kardeş onu da söyleyeyim ha. Tamamdır. Tamam abi. Yalnız bu kaçmasın. Ben nasıl tutacağım bunu? Abi buradan yapacağım. Böyle yapacağım. Böyle. Hadi. Evet. Yani gelen giden yok. Kardeş para yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel reis. 2000. Ne istiyorsun abi buna? 2000 çok diyor kardeş buna ya. Yalnız. Gelemiyor bakalım. Oo maşallah. İyi 2000 diyorum abi. Bak 500'ü benim olacak. Al şunu 2000'e, gözünü severim. 2000 lira koyun değil ama 2000 lira çok koyuna. Kaç, sen kaç veriyorsun? Buna 1200 lira olur. Adam 1500 diyor, sen 1200 abi, diyorsun. 1500 lira koyun değil. Ne yap, tarttın mı? Tarttım. Şu kaçmasın bir. Neyse böyle dursun. 60-65 kilo koyun. Olur mu abi, 85 kilo et çıkacak bundan. Hayır, 85 kilo et bundan çıkmaz. Bundan çıkacak 30 kilo. 25-30 kilo. Şey pardon. 85 kilo geliyordu, 55 kilo et çıkıyordu. 55 kilo. Çıkmaz bundan. Şu bu hayvandan bu şekilde çıkmaz. Çıkarsa keserim ama burada. Yatırır keserim, tartarım. O zaman 1,5 lira bedava veriyorsun. Tamam, 2000 diyorum ben işte. 2000 gel. Kaçmasın. Şimdi. 2000. 1,5 lira kardeş koyun. Biraz daha çık. Vallahi ben de para alacağım. Açım. 1750 lira. 1750 lira olmaz. 1750 lira. 1750. Aranızı 1,5. 1750 lira. 1,5. Arası kardeş. Olur. Bak 250 ben indim. 250 sen çıktın. O zaman 1600 lira. Hayır gör kardeş. 1650, 50 lira da kameramana. Tamam ben. Hayır. Tamam, versen. 50 de kameramana. Tamam. Tamam. Bırak. İşte bu. 50 lira da Batuhan'a çay parası çıktı. 1650 lira. Yalnız koyunu tutmak felaket zor. Cemil abi gel abi. Abi şimdi. Abi koyunun içeride.
Merinos 1650'ye sattık. Tamam kardeş. Sen 1400 demiştin. Evet. Ama siz 1650'ye sattınız. Arada 250 lira mı? 250 falan. Lira fark, o da sizin, o da emeğiniz geçti. Aha, bu teriniz geldi yani. Doğru, 100 lirası benim. Pardon, ne 100'ü benim ya? Burada asıl uğraşan benim. Batuhan arkadan böyle yapıyor. Batuhan'a falan yok para. 150'si 200'ü benim, 50 lirana Batuhan'ın. Daha vereceğimiz yer var mı kardeş? Zaten ne kaldı, biz çiftçiyiz. Hayır, sen bana bana 250'mi ver, ben kendim bölüşürüm. Allah Allah, biz ne vereceğiz ya kardeş? Bana 1400 gelmiyorum işte. Ulan kardeş, biz ne yapacağız? Kuş boku mu yiyeceğiz kardeş? Hiçbir şey kalmadı vallahi. Abi. Sen 1,5 mu diyorsun? Ne tamam kardeş, 150 ver bari. 150 vereyim kardeş mesela. Ha kardeş. Yalnız keselin içi şöyle para. Arkadaş mesela 200 vereyim, sen bana üstünü ver. Öyle, üst para yok bizde. Allah Allah. Tabii biz asgari ücretle çalışan adamız. Batuhan benim gözüme bakıyor yemek ısmarlasın diye, ben Batuhan'ın gözüne. Ben de 150'ye çalışan adamım kardeş. Arabamı getiriyorum. Çocuğun yanında çalışanı getireyim. Burada koyunu süreyim. Daha şeydim, daha ne yapayım? Bir hacı abim burada. Hacı abimde bozuk varmış. Tamam, bozduralım. Tamam, abi. Yine ne iş koruyor? Hacım senin şu. 150. Tamam abi, 150. Tamam, adamdan sen aldığında 1400 senin. Evet. Tamam. Eyvallah abi. Ben teşekkür ediyorum. İşiniz gücümüz rast kesin. Şu parayı takdim edeyim. Tamam abi. Batuhan'cığım, yalnız iki kameraman var. Batuhan sürekli benim peşimde. Şimdi Batuhan'a verdim ama Hasan abiye vermemek olmaz. Neyse, Hasan abiye de 25 lira üstünü alırım. Şu da senin abi. 25 lirayı da oradan, toplamda 75 lira da bana kaldı. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Birini sattım, kaldı 24. Aynen. Sana Allah hayırlı işler diliyorum. Vatan, alacak vatandaş da kalmadı. Kime satacağız ki? Gelin Aksaray halkı, Cemil abim, Sultanahan'dan Cemil abimin Merinos var ama böyle yerden yurttan kalkmıyor. 55 falan değil. Sen az söyledin. Yaylım, yaylım kardeş. Nerede yayılıyor? Ne demek yayılacak? Yoncanın içinde yayılır kardeş. Pancarın içinde yayılır. Otun içinde yayılır. Nadasın içinde yayılır. Daha nerede yayayım kardeş ben bu malı? Onunla beğenmiyorsanız ben ne yapayım kardeş yani? Doğru söylüyor. Haklı. Bak, bir şey diyemiyorum. Doğru söze bir şey diyemiyorum. Tamam abi, sana hayırlı satışlar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Allah pazarı Allah dolanayım da. Solan kardeşim. Şöyle birazcık bir bakayım ne var, tamam, ne yok. Herkesten 50-50 akşama kadar 400-500 yapacağız. Ne yapalım? Bayram tamam, geliyor. Sıkıntı yok. Şimdi bizim herkes. Sultan Anna geldiğimde bana kavurma yapacaksın mı? Hemşerim, kuzuyu keser yatırırım. Sen ne diyorsun? Söz ya? Mü? Söz lan. Bak, numaranı alırım. Al kardeş. Hiç sıkıntı yok. Buradan da vereyim numaramı istersen. Bende adak da var yani, hiç sıkıntı yok. Hayır, adak değil. Ben geleceğim, misafirin olarak tamam, geleceğim. Kardeş, kuzuyu kellesinden kesip atacağım. Tamam. Heh, o da söyle. İşte bu bak, işte yani Sultanahan'ın adamı bonkör oluyor arkadaş. Adam dedi koyunu... İlle yirde bereket olur hemşerim, sen ne diyorsun? Ya. Adam şiir, şair gibi ya böyle. Sahip söyleyeyim mi? Ben kulluğun üstünden karpuz kabuğu toplayarak bu hale geldim. Anladın mı? Onu hı? Yiyerek bu hallere geldim. Böyle caddede şey olarak, çocuk oynayarak, misket oynayarak gelmedik. Biz bunu kulluğun üzerine karpuz yiyerek bu hallere geldik. Kardeş, kusura bakma. Anladım abi, tamam. Sultanahan'ın da bir kapımız çıktı. Cemil abime, ben çok teşekkür ediyorum. Paramı aldım, cebime atıp çekimlerimize devam ediyoruz efendim. Bugünkü bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz cuma günü saat 8'de Aksaray Belediyesi TV ekranlarında sizlerin karşısında olacağız. Bu hafta Kurban Bayramı'na özel hayvan pazarındaydım. Hayvan pazarında ara buluculuk yaptım, ara bozuculuk yaptım, kurban sattım, büyükbaş, küçükbaş her işi yaptım efendim. Haftaya yine aynı saatte Aksaray Belediyesi TV ekranlarında görüşünceye dek hoşça kalın.